Günaydın. Altın Oba'ya geldim. Şimdi burası köy içi mevki. Annemin yanına geldim. Ay sonunda beni biri çekiyor. Hep kendimi tutmaktan. Burada bir karadutu deneyim istedim. Çok da güzel, yoğun yoğun. Şeymiş, dur ben pipetle seviyorum. Böyle içine şeker koyunca tadı gidiyor bence. Dedim ki şekersizse yollayın, şekersizmiş. Biz şimdi Cemal Usta'nın yerindeyiz. Bakıyorum. Afiyet olsun. Gerçi çok da acıkmıştım. Hani tam şu an doğru şey söyleyemeyebilirim. Gerçekten güzel mi diyeyim bilmiyorum. Şöyle etrafı da göstereyim. Olmayacak. Duaya belki dedim amin diyebilirim. Siyaz ekmeği var mı dedim. Neredeyiz biz? Şöyle gösteriyorum. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Köydeyiz. Köydeyiz. Altıoluk'tayız. Haftada bir gün çıkıyor da o da tam çıkmıyor yani. Fırınlarında. Ha yine var diyorsun. O bile tam değil yani. Tam siyah. Şöyle etrafı oluyor. Gösteriyorum. Dur, insanlar var söyleyeyim. Buradan böyle aşağıya doğru denizi görüyoruz. Ay işte çok güzel köpekler var. Oynuyorlar. Burada bir yer. Köy içi şöyle bir yer. Yok, buralarda bulunuyor. Hayır, şimdi o da biz geldik. Bir de sucuklu yumurta gelecek. Onu bekliyorum. Of, of, of. Vallahi sucuk tam istediğim gibi. Ay, ay, ay. Resmen kameramanım var. Bugün çok şanslıyım. Evet, özel kameraman. Evet, vallahi her zaman olmuyor. Şu an şu sucuklu yumurtayı bir gösterir misin anne? Bak şimdi, bak. Şimdi şunu yapmazsam olur mu? Hazır mıyız? Yapmadan olur mu? Üf. Afiyet olsun. Hadi başlayalım. Burası Altınoluk köyünde Çınar Altı'nın da altında, Çınar Altı'nda bir kafe. Kahvaltı yeri. Şimdi size gövdesini yakından çekip göstereceğim. Ne kadar geniş. Çöpü. Bin bilir kaç yıllık o değil mi? Bin bilir kaç yıllık. Evet, çöpünün genişliğine bakılırsa çok eski. Altınoluk'tan Güre'ye doğru gidiyorum. Şimdi Altınoluk'ta her zaman geldiğimiz kafeye geldik. Şöyle bir burayı göstereyim. Burası aslında Alsancak unlu mamileri. İzmir'de de var. Zaten Alsancak diye biliyoruz. Bir de Altınoluk'ta var şimdi. Bilmiyorum başka nerede var. Şimdi annemle kahve keyfimizi zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama ben şimdi Türk kahvesi sevmiyorum. Annem seviyor. Annem içiyor. Benim niyetimi kapatıyorum şimdi. Neyse halim. O çıktı. İki tane. Ve kapatıyorum. Bakmanı bekliyorum anneciğim. Tamam, okey, anlaştık. Güzel projeler, konuşmaları herhalde. Yani kötü sözler değil, güzel konuşmalar. Annemin fal zamanı. Şimdi eve bir 15 dakika uğruyoruz. Çünkü benim bir işim var. Ay bir güzellik geliyor yahu. Bir bak güneşler çıktı. Şuradan da gösterelim. Tamam artık şimdi güneşli sahaya girdik. Bu taraf görünmüyor. Bu taraf deniz. Bu taraf orman aslında da. En görünmeyen yerden çekeyim dedim. İyi yapmış bir. Biraz daha gitsen, o zaman boya girersin, ha? Sevgilim, tamam. Hadi ya. Evet. Ama
bana paça atıyorsun. Evet, kameramanlığa iyi alıştım. Evet, iyi alıştım valla. Şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Şöyle bir şöyle al anneciğim. Balıkçı motorlarımız. Size de gösterelim. Doğanay'ın kameramanlığını yaptım birazcık. Yapabildiğim kadar. Başarılısın annem bu konuda. Şimdi ben en sevdiğim balığı yiyorum. Bu arada burada her şey günlük hakikaten taze. Evet. Neredeyiz bir söyleyeyim. Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi. Böyle tam sahilde. Zaten burada iki tane falan balıkçı var bence. Biri burada. Evet. Biri de çarşı içinde. Aynen. Şimdi ben en sevdiğim barbunumu yiyorum. Afiyet olsun. Her ne kadar Su Ürünleri Kooperatifi bilmem ne diyor ama tabii ki de bak bütün bu deniz motorlarından her gün deniz balıkları geliyor tabii ki de. Artık buraya kadar gelmişken deniz balığı yemek lazım yani. Tabii. Öyle işte. Bir de bu balıkları genelde şey yapıyorlar. Değil mi? Kızartma yapıyorlar. Hmm. Ben de sevmiyorum. Sağlıklı değil ama zaten. Ama isterseniz ızgarada yapıyor burası. Evet. Yani ızgaraya gelmeyecek balığı bile ızgaraya yapıyorlar ve güzel oluyor. Şöyle şu yağmurları da çekelim annem. Çekeyim. Yağmur sesi. Yarın akşam gelir. Tıkır 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 değil mi? Aa, gelsin. Anneciğim, kahveler mi yaptın bize? Vallahi hem de köpüklü. Dur bakalım köpüklerine. İstersen bak. Hadi bakalım. İnanmazsan bak. İnanırım. Bak. Neler yapmışsın. Alkış. Oo. Oo. İyi değil mi? Bakıyoruz bir daha. Fena değil ya. Mis. Yani. Kahve keyfimiz. Oh olsun değil mi? Tabii ki. Oh misler gibi kokuyor vallahi. Gitmeden önceki... Keyif kahvemizi içelim şöyle. Bugünkü değil evimizde. Mi? Bugün evde. Bugün evimizde. Ev kahvesi. Diğerlerini de gösterdik. Annem içiyordu. Ben kapatıyordum. Annem bana sonra fal bakıyordu. Şimdik. Vakit var mı bakmaya? Bakacak var tabii misin? Ki. Öyle ona oldu. Her zaman vakit var diyorsun. Yani. Sayende fal bakar oldum. Falcı bacı için DM'den yazın. Annem size ücret karşılığında. Aa, dildirdin mi sen? Bakar. Aa. Ne? Seni falcı bacı yaptım. Aa. Ne aa? Yok size öyle bir şey. Bana mı bakacaksın? Yok öyle bir şey. Yok, size bakmayacağım. Ben uyduruyorum zaten. Bildiğimden değil. Çözdün anne. Vallahi da bu arada biliyor. Yani. Ha, şimdi şöyle bir taktik izledim ben. Önce mesela bir şekiller görüyordum. İşte ne bileyim ben bir balık gördüğüm zaman aa bak balık gibi kısmet bilmem ne. Başka da bildiğim doğru dürüst bir şey yoktu işte birkaç bir şey. Tamam. Yol bilirim, bilmem parayı bilirim, onu bilirim, bunu bilirim. Sonra o şekilleri, gördüğüm şekilleri tabii ne bileyim ben bir horoz görüyorsun, bir bilmem bir şeyler görüyorsun işte bir ağaç görüyorsun, bir ayakkabı görüyorsun, ne bileyim bir şeyler görüyorsun. Onların ne anlama geldiğini biraz araştırdım. Biraz da kendim yorum yaptım. Mesela senin yorumların oluyor işte. Mesela diyelim bir atıyorum bir horoz görmüşsün, bir yumurta görmüşsün. Bak diyorum bereket falan filan diyorum. Öyle. Yapıyorsun sen bu sporu annem. Rodos doğumlu. Hadi birazcık karşılaştırma yapalım. Orada da var mı? Kapatıyor mu? Vallahi vardır mutlaka. Var mı yok mu? Biz hiç baktırmazdık yani bilmiyorum öyle bir şeyleri belki de ama falan inananlardan da arkadaşlarımdan var Rodoslu olup da falı çok seven arkadaşlarım var. Ama Rodoslu var. Mu Türk mü? Ama tabii Türk de ne bileyim 18 yaşına 20 yaşına gelinceye kadar orada yaşamış ama burada fal delisi yani hani öyle. Ama o Türklükten de gelebilir. Yunanlılar da bakıyor mu? Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum. Onlarda belki. Ne var? Onlarda ne var? Biz ada çocuğu olduğumuz için biz arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz aynandır, zaman evet. Alırız şeyimizi. Neyimizi? Mayomuzu, güneş yağımızı doğru denize. Oh. Her gün saat 10'da orada oluruz denizde.
12'de de dönüş başlardı bizde. Ronda. Hali hazırda da şu anda da var. Meşhur Ronda. Ronda. Çok güzel. Rodos'a gidenler gitmeyenler Ronda'ya gitsin. Belki de denizin güzelliği, o ortamın güzelliği, yani denizi çok sevmemin nedenlerinden biri olabilir. Ronda yani. Mı? Ronda olabilir. Aydır. Çünkü hakikaten çok Ronda güzel, mı? Güzel. Zaten gerçi Rodos'un denizi her yerden güzel de orası da bir başka yani biliyorsun. Kendi nüfusunun işte iki misli yabancı turist olduğu için. Sen de turist sayılıyor muydun? Ben de turist olarak gidiyordum. her yaz gidiyordum, evet. Ne yönleri en çok bize benziyor? Aa, birçok yönleri benzer. Mesela? Onlar da deniz ülkesi. Ondan sonra balık ülkesi. Biz de Akdeniz'den, Ege'den aynı şekilde deniz ülkesiyiz. Balık ülkesiyiz. Bilmiyorum. Ben o yönlerimi çok benzetiyorum yani. Tabii doğu kesimi hariç de. Peki daha çok Yunan mıydı, arkadaşların Türk müydü? Aha. Yani şöyle, benim bir komşumuz vardı Yunan olarak. Komşumuzun kızı. Benim işte o, gittikçe o, adı Fofo. Fofo mu? Adı Fofo mu? Fofo'ydu. Fofo diye isim mi olur? Ama belki de annesi babası kısaltılmış olarak Fofo diyorlardı. Ben bilemem yani o kadarını. Ay, çok enteresan bir şey geldi aklıma, anlatayım. Anlat. Şimdi ben daha çocuğum o zaman. Bir de yazdan yaza gidiyorum. Daha ilk yıllarım mesela. Hiç Yunanca bilmiyorum ben. Çok küçük yaşta çıktığım için. Hiçbir şey öğrenmeden gelmişim işte. Ondan sonra bir tek evet, hayır, güzel, çirkin, yani sayı, birkaç sayı falan, o kadar. Onlar da ben gelir, onlar da Türkçe bilmiyorlar. Onlar da Türkçe bilmiyorlar. Ve bizim evimizden nasılsa onlar böyle testiyle gelirler, çeşmeden su doldururlar, giderler. Bizim artık çeşmemizde farkındaydı, neydi bilmiyorum yani. Böyle bir şeyler hatırlıyorum. Sonra her su yok muydu yani? Bilemiyorum ne su, nasıl bir şeydi. Gerçi benim bile çocukluğumda tulum balan toplarlardı. Öyle bir şeyler belki. Evet. Onların da böyle güzel çardak, tepede güzel bir balkonları falan vardı. Onu hatırlıyorum. Belki de su çıkmıyordu onlara, bilemeyeceğim yani işte. Öyle yani, arada da, her zaman da değil de arada gelirler. Ve ben her gelişimde onlar beni bir davet ederler evlerine. Şimdi bir gün gittim. Ben gidiyorum ama yani onlar bir şeyler konuşuyorlar, anlatıyorlar. Ben dinliyorum falan. Bir şey sordu bana. Ben de anlıyormuş gibi dinliyorum. Ne dedim. Ne demek? Evet demek. Ondan sonra bir daha bir şey sordu. Yine ne? Ondan sonra ya ne dedim ya ohi dedim. Hayır dedim. Bunlar benim anlamadan evet dediğimi, anlamadan hayır dediğimi anladılar. Güldüler. Siz de bilmiyorsunuz ne yapayım, ben de bilmiyorum. Anlıyormuş gibi yaptım tek yani. Tek miydin sen orada? Ha, tektim. Bir tek olarak beni çağırıyorlar. Tek olarak oturuyorum bir şey anlamadan. Yani bir şeyler, kahvaltı ediyoruz falan herhalde, bilmiyorum artık. Öyle yani işte. Onlar bana anlatıyorlar, ben de dinliyorum. İşte artık ne yapıyorduk, ne ediyorduk bilmiyorum. Öyle işte. Öyle geçmişti. Bir günde gene başka bir komşu ama büyük. Yani teyze, benim teyzem mesela yaşında. Teyzeler. Orada bak, orada şu adet vardı ve belki burada da çok eski yıllar öncesi o adetler vardı. Eskiden evlerin önüne mesela kapının sekelerine, hep müstakildi ya evler. Kapının sekelerine oturulur. Evlerin önüne yani böyle merdivenlerin başına falan oturulurdu. Benim çocukluğumda da vardı o. Ha. İşte beni gene çağırdığı bir tane oradan teyzeler, gene komşu. Oturuyoruz. Onların ama biraz şey biliyorlar. Yarı Türkçe, yarı Rumca. Ben de öyle yarı Türkçe anlıyorum, yarı işte anladığım kadar. Bana dedi ki, Rodos mu güzel dedi. Biz o zaman Antalya'dan gidiyorduk. Rodos mu güzel dedi, Antalya mı güzel dedi bana. Fitneci teyze. Ben de Antalya dedim. Ondan sonra tabii insan yani şey olarak ne bileyim, hani milliyetçi duygular mı derler, ne derler artık. Kendi memleketimi yani beğenmişim. Yaptı böyle. Bir şey daha sordu, gene ben aynı şekilde gene bizden taraftan bir şey söyledim. Ama sen zaten hep Türkiye'yi seviyorsun. Severim ben, evet. Yani mesela ben Yunanistan'da kalıp yani orada
orada yaşamayı hiç düşünmedim. Bir an önce mesela Yunanistan'da Türk tebaasına geçip, tabii Rodos doğumlu olduğum için buraya geldiğimiz zaman biz Yunan uyrukluyduk, yani teba olarak. Türkiye vatandaşlığına geçmek için böyle ben can attım. Çünkü neden? Bir de çalışabilmek için burada TC vatandaşı olmak mecburiyeti var, yani öyle bir şeyler. Yani ben evet Türkiye'yi çok tercih ettim. Bak gördün mü yıllar sonra şimdi. Şimdi siz seviyorsunuz mesela oralarda yaşamayı falan seviyorsunuz. Hmm. Hayat standartları daha yüksekçeydi ama şimdi orası da biraz sanki biraz fakirleşti gibi orası da biraz. Ama hiçbir zaman ama bizden fakir değiller. Değillerdir tabii, değillerdir gene de evet. Sen yeni gittin mesela değil mi? Yeni gitmedin mi sen? Gelmiş bir ara çok kötülerdi, şimdi iyileşiyorlar sanki ha. Bilmiyorum. Yani evet, Euro'yu Muro'yu unuttum artık şimdi, yani orada hayat. Atina'da mesela aynı fiyata geliyordu galiba, bazı şeyler alışveriş ediyordun ya sen, deterjan meterjan dedin, aynı fiyata aynı, geliyor dedin. Aynı. Evet. Ha. Diyorum o zaman, neyse halim çıksın falim. Tamam. İki tane dilek tutacağım. Artık yolculukta görüşürüz dönüş yolunda. İzleyicilerime, izleyicilerimize, daha doğrusu öpüyorum. Benim değil ya, izleyicilerimize sevgiler. Küçükler. Şey yap, sen dün bana Yunanca sayıları saydın. Bayağı da sayıyorsun. Bir havanı at bakayım. Ben şaşırdım. Ben 20'ye kadar saydım da. Başla. Kafalarını şişirmeyeyim. Başla başla. Peki. Benim hoşuma gidiyor. Peki. Ena, Dio, Tria, Desera, Pende, Eksi, Efta, Okto, Enya, Deka. Maşallah. 10 oldu. Şimdi Endeka, Dodeka, Deka Tria, Deka Desera, Deka pende. Deka pende. Ha. Deka eksi, deka efta, deka okto, deka enya. Neydi? 20'yi de unutuyorum hep. Onu güzel bir dil be. İşte böyle. Sana da yakışıyor annem. Yakışıyor mu? Şimdi ben oranın şivesine alışığım. Yani şöyle şivesine. Mesela deka pende dedim deka ya. Deka pende. Mesela alışverişe gittiğim zaman posa yine afto diyordum ben, yani kaç lira bu? Hmm. Posa yine hafta kaç lira değil de kaça bu? Hmm. Onu öğrendim, kaça bu? Evet. Söylediği rakamı da anlıyordum. O da diyor ki mesela teka pende mesela. Ha. 15. Onların garip bir 15 drahmi. Teka pende drahmi mesela. Drahmi. Ha. Drahmi değil mi onların? Şimdi artık euro olmuştur euro. Belki. Evet. Drahmiydi eskiden. Yengem falan komşularıyla çok annemle. Annem de komşularıyla Yunanca konuşuyormuş, biliyor yani. Biliyor canım. Ne, şey gibi ayaklı translator. Yani, Yunanca, İtalyanca. Evet, İtalyanca tabii. İtalyan mektebinde de okumuş ya, ilkokul 5'e kadar öyle okumuş. Hmm. İtalyan, eskiden İtalyanlarınmış. Rodos. O şeyleri bile görmüş ya, savaşları. Savaşları görmüş. Ondan dolayı benim aşinalığım var yani bu Rumcaya diyeyim. Öğret bakayım bana da iki tane. İki sayı öğret. Tikanis ne yapıyorsun? O Tikanis değil mi? Tikanis. E işte ben yanlış anlıyor olabilirim. Tikanis. 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 O zaman hadi Yunanca güle güle de. Yas su geldi aklıma. O merhaba değil mi? Yas su. Merhaba. Ya da iyi günler öyle bir şey. Hoşçakalın. Çal gibi kullanalım. Yas su diyelim. Yas su. Hoşçakalın. Ben geri geleceğim. Sevgiyle kalın. Tam kapatıyordum. Dur, güzel bir şeyleri daha var dedi annem. Onları da söyleyelim. Söyle annem. Hı, güzel bir adetleri var onların. Bütün mesela diyelim alışveriş ediyoruz. Hani çarşı halkı, işte iş yeri halkı. Vallahi 1 ile 3 arası mı? Yani tam saatini bilemiyorum ama öğlen uykusu saatleri var bütün esnafın. Onlara helal olsun. Biz de turist olarak gittiğimizde kapı duvar her yer. Onlar uyuyacak diye biz kapıda böyle duruyoruz. Evet. Kendi sağlıkları için güzel herhalde. Gerçi biz de uyuyorduk. Anneannem uyuyor değil mi? Uyuyordur. Oo, çok sever. Gündüz uykusunu çok severdi. Hiç aksatmazdı yani. Hiç aksatmazdı. Ha, ben şey yapamazdım. Güpe gündüz uyumasını sevmezdim ben. Ama zaman zaman değişiyor böyle şeyler yani. Bazen bünye eskiden mesela ay 3 oldu muydu ben de böyle bir yatmak isterdim. Şimdi hiç kalmadı gündüzleri.
Herhalde belki de şimdi pek erken kalkmıyorum, ondan da olabilir. Zaten 12'de kalkıyor yani. Yok artık. Ne yapacak? Çoktan bir daha mı yatacak? Yok yok yok. Hiç 12 ile alakamız yok yani. En geç 9. En geç en geç. En geç 9. Tamam. 8'de bile kalkıyor. Saat şimdi 1'e geliyor. Hadi bakalım uyku vakti çocuklar. Sonra 3'te yolda görüşürüz. Sen benden fal istersin de. Ben senden istemez miyim? Vallahi istedim gerçekten. Anne burada top gibi bir şey var. Yüreğin mi kabardı? Ha, olabilir. Kabardı mı kız? Kabarmıştır. Geçti kabarır. Mi? Kabarır geçer benim. Tamam. Kabarmadan da olmuyor biliyorsun. Aa öyle deme. Kelimelerimizin gücü var. Öyle kabarmadan mi? Olur anneciğim. Evet. Olsun, önemli olan sonu iyi olsun. Hayır. Kelimelerimizin gücünü unutmayalım. Tamam mı? Anne ben gidiyorum. Ay kızımı uğurlayayım. Alıştım. Vallahi böyle çık çık gel. Alıştırdın beni. Tamam. Şimdi belki de şey söyleyebiliriz izleyenlere. Hani böyle hafta sonu yakın bir yere gitmek istiyorlarsa 3-4 saat. Çıksınlar Osman Gazi Köprüsü'nden, bassınlar. Yeni o kadar yol yapıldı. Edremit'e kadar geliyor 4 saatte. Ay 4 saatte Altınova'ya geliyor. Evet. 3 saatte Edremit'e gidiyor. Doğru. O yüzden de bu rotayı değerlendirebilirler. Şimdi yolu da göstereceğim size. Evet, Altınoluk'a bekleriz. Altınoluk'a gidebilirler, Ayvalık'a gidebilirler, Akça'ya, Assos'a. Hepsine böyle kısa yollar. Assos'a doğru. Evet, evet. Ayvalık diyorsun, Sarımsaklı plajı. Hepsi. Sarımsaklı, evet. Aha. Evet, Kaz Dağları, Kaz Dağları. Tabii esas. Evet, çok güzel yerler var, kafeler var. Evet, yolculuğumuz başladı. Bu arada iki seçeneğiniz var. Bir ücretli yolu seçmeyebilirsiniz. Tabii ki daha uzun oluyor öyle. Aslında birkaç seçeneğiniz var da diyebilirim. Ama şu yoldan gidiyorsunuz. Çok güzelmiş. Şunu göstereyim. Mesela yeşillikler içinde gidiyor olmak çok keyifli. Size 3 tane seçenek sunacağım. Bütün mavileri takip edip aslında sadece 1 saat ekleniyor ve ücretsiz yoldan gidebilirsin. 5 saatte yani İstanbul'a varabilirsin. Ya da yeşilleri takip edebilirsin. Ve 4 saatte gidiyor oluyorsun. Bu sefer ücretli yollardan gidersen ama bilmiyorum hangisi, hani mesela hesap yaparsan ve hangisi mantıklı diye sorarsan açıkçası bilmiyorum. Çünkü benzin fiyatı da çok fazla. İşte geçişler de fazla. Sanki bana böyle aşağı yukarı denk geliyormuş gibi geliyor ama kesinlikle bu bildiğim bir bilgi değil. Ya da son bir seçeneğimiz daha var. Aslında son iki seçeneğimiz var. Ben bir ara bunu yapıyordum ve şu an düşünüyorum niye bunu yapıyormuşum bilmiyorum. Şu an çok mantıklı durmuyor bana. İşte feribota kadar gidip sonra da arabalı vapurla karşıya geçiyordum. İşte atıyorum sanırım Bandırma veya Bursa'dan mı oluyor? Neyse. Oradan öyle yapıyordum ama bir yanımda şunu düşünüyor. Sanırım benim bir ara Bursa'da bir erkek arkadaşım vardı. Herhalde ona uğrayıp mı böyle bir şey yapıyordum. Ama sanmıyorum da. Çünkü Bursa'dan da arabayla geçiyordum daha sonra. Aa yok, geçmiyor. Neyse şu an kafam karışık. Ben zaten çabuk unutan biriyim. değil. Bu da bir seçenek bu arada. Uzun süre bunu da kullandım. Yani arabalı vapura kadar arabayla gitmek ve daha sonra yine bir ücret mukabilinde arabalı vapurla da İstanbul'a geçmek. Son zamanlarda sıklıkla kullandığım da şu: Susurluk'a kadar ücretsiz yolla gidip Susurluk'tan sonra işte otoyollara bağlanmak. Neden Susurluk'a kadar ücretsiz yolu seçiyorum? Susurluk'ta işte yasa olur, o tarz tesis olur. Biliyorsunuz ki tostları çok meşhur ve hani o tostu yiyip aslında İstanbul'a geçmek. Hatta şöyle eski videolardan bir şey şimdi bırakayım. Çünkü bugün Susurluk'a uğramayı düşünmüyorum. Yoksa orada bir şöyle sucuklu, salçalı, kaşarlı bir karışık Susurluk tostu yerdim. Bıraktığımı. Bugün artık direkt İstanbul'a gidiyorum. Çünkü aç değilim. Anne kahvaltısı yaptım. Eve gidince de yemek yemeyi düşünüyorum. Balıkesir'in bir tane höşmerim diye bir tatlısı var. Şimdi size onu da bırakayım. Höşmerim tatlısı. Ne var içinde bilmiyorum. İrmik ve peynir mi acaba? Görüntü bu. Eve gitmeyi
Saça başa bak. Eve gitmeyi bekleyemedim. Çünkü çok seviyorum. Aslında pek de yani bir özelliği yok ama çok güzel. Şöyle söylüyorum ne olduğunu içinde. Evet, taze peynir, irmik ve yumurtadan yapılıyormuş. Görüntüsü de bayağı bu. Yoğurt kaplarına konur gibi. Saçıma başıma kusura bakmayın artık. Erimeği çocukluğumdan beri çok severdim. Sanırım babamdan kalma bir alışkanlık olabilir. Yani buralara gelirseniz bence Höşmerim tatlısını da deneyin. Bir de peynir tatlısı var. Yine Balıkesir'e dair onu almadım. Ama gelenler bunu da satın alabilirler. Böyle 1-2 günlük kaçamak yapmak için Kaz Dağları, Ayvalık, Edremit, Akçay, Altınoluk, Asos, Ayvacık, buralar gerçekten Burhaniye, Ören, buralar ideal yerler. Zaten bence son zamanlarda buraları da oldukça yükselen trendler arasına girecek diye düşünüyorum. Sadece Bodrum'a, Marmaris'e veya Antalya'ya giderdi insanlar. Çünkü işte uçakla kolay gidebiliyorsun ya da bilmem oralara alıştık belki de. Ama artık işte köprü yolu olsun Çanakkale veya işte Osman Gazi Köprüsü olsun, artık bu araba yoluyla da ulaşım çok rahat olduğu için hani 3-4 saatte hop arabandan iniyorsun, tatil yerine varıyorsun. Bu da birçok insanın, ki ben de arabayı mesela seven bir insanım, tercih ettiği bir şey oluyor. O zaman başka videoda tabii ki görüşeceğiz. Bu aralar videoları biraz ihmal ettim biliyorum arkadaşlar ama tekrardan hem yaz geldi vloglarla, hem de istediğiniz içerikler varsa sizlere videolarla tabii ki geri döneceğim. Bu kanalı desteklemek için Katıl'a üye olmayı unutmayın. Bu arada Katıl'da farklı bir içerik var mı diyorsunuz? Hayır, Katıl'lar farklı bir içerik için değil. Biliyorsunuz neredeyse 400'e yakın artık içerik var bu kanalda. Yani her gün birini izleseniz bir yıldan daha fazla sürebilir. Ben zaten düzenli içerikler koyuyorum. Beni desteklemek adına Katıl'a üye olabilirsiniz. Farklı bir içerik beklemeyin. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Başka videoda tabii ki görüşeceğiz. Abone değilsen de hadi hemen şimdi abone ol ve like'a bas. Like'a sen bastıkça gerçekten başkaları da bu videoyu daha kolay görüyor. Onların karşısında videolarda düşmeye başlıyor. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Gerçekten. Yani şöyle yeşillikler